Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik TET Soru Bankası'nın çözümlerine Asal Sayılar ve Asal Çarpanları Ayırmak başlığıyla devam ediyoruz. Bu videoda üçüncü testinin çözümünü yapacağız. İlk sorumuzda ABC birer asal sayıdır. Buna göre toplamları kaçtır demiş. Şimdi 17 sayısı da bir asal sayı. A sayısı asal olduğuna göre o zaman şöyle diyeceğiz, 17 sayısının çarpanlarında da 1 ile 17 şeklinde çarpanlarına ayrılabilir. Dolayısıyla A sayısı asal olduğuna göre A sayısı 1 olamaz, 17 olacak. Dolayısıyla B eksi c 1 olacak demektir. B eksi c 1 yapabilmesi için o zaman B 3, c de 2 olmak zorunda. Başka aralarında fark 1 olan asal sayımız yok çünkü. Dolayısıyla A, B, C sayılarını bulduk. 17 artı 3 artı 2 cevabımız 22 geldi. İkinci sorumuzda n bir pozitif tam sayı olmak üzere sayısı bir asal sayıdır. Buna göre neyin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi burada şöyle paydalarını ayırsak yani 3n bölü n artı 30 bölü n diyelim. n'ler gitti. 3 artı 30 bölü n. Şimdi bir asal sayı olabilmesi için 3 ile bu sayı topladığımız zaman asal gelecekse o zaman burada n sayısı da 30'u tam olarak bölmesi lazım. Şimdi n'in bölenlerine bakalım. Pozitif tam sayılar olduğunu söylemiş. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. daha sonra 10 olabilir, 15 ve 30 değerlerini alabilir. Şunları tek tek bakacağız ki toplamları asal yapıyor mu? Mesela 1 yazdığımız zaman 30 bölü 1'den 30 gelecek. 3 artı 30 asal değil. Dolayısıyla 1 olamaz. 2 dediğimiz zaman burası 15 gelecek. 15 artı 3'ten 18 asal değil. 3 yazdığımız zaman burası 10 gelecek. 10 artı 3'ten 13 bir asal. Dolayısıyla en yerine 3 yazabilirim. 5 yazdığımız zaman 6 gelecek, 6 artı 3'ten 9 olmaz. 6 yazdığımız zaman 5 gelecek, 5 artı 3 yine olmaz. 10 yazdığımız zaman 3 gelecek, 3 artı, 3'ten 6, 3 artı 3'ten 6 yine asal değil. 15 yazdığımız zaman 2 gelir burası, 30 bölü 15'ten 2, 2 artı 3'ten de 5 gelir. Dolayısıyla asal olduğu için 15 de aldık. 30 dediğimiz zaman bölüden burada 1 gelecek, 1 artı 3'ten 4 yine asal değil. O yüzden alabileceğimiz değerler 15 ve 3 olduğu için toplamları 18 oldu. Üçüncü soruda P ve Q asal sayılar olduğuna göre demiş P ile Q'nun toplamı kaçtır? Şimdi burada şöyle söylesek mesela 520'yi buraya bunları diğer tarafa alsam. P çarpı Q'nun karesi bunları diğer tarafa aldığım zaman eksi P'nin karesi çarpı Q 520 de diğer tarafa aldık. Burada P ve Q'lar ortak olduğuna göre P çarpı Q parantezine alsak Q eksi P gelecek burada. P ve Q parantezini aldığımız zaman bu değerler geldi ve 520. Şimdi P ve Q'da asal sayı verilmiş. Bunları e, 520'yi çarpanlarına ayırsam asal çarpanlarını hatta bulmaya çalışabiliriz. Mesela 26 çarpı burada 20 diyebilirim. 13 çarpı 2 desek 20'yi de 2 üzeri 2 yani 4 çarpı 5 diyebilirim. Hatta şöyle gelecek 2 üzeri 3 yani 8 çarpı 5 çarpı 13 olacak. Şimdi P ve Q asal olduğuna göre buradan sonuçta bir asal gelmez. Yani burada 2'yi tek başına almamız lazım aslında. Şöyle diyebilirim 2 olarak alabilirim. Ya da 4 ya da 8'i alamam tamamını. Sadece 2'yi alabilirim. 5 ve 13 demiş. Şimdi buradaki farkı sağlamamız gerekiyor. Mesela 5 herhangi mesela burada 2 tanesini seçtim. Biri 13 olsun biri 5 olsun. Burada Q eksi P demiş. Q'ya mesela büyük değer alalım. Sonuçta pozitif çıkacağı için. Q değerimiz şöyle gelsin. Q 13 P'si 5 olsun. 5 eksi pardon 13 eksi 5'ten de burası 8 gelecek. Ve buradaki 8'i sağlayacak. Yani 5 çarpı 13 çarpı 8 bu sayı sağladığına göre o zaman bu şekilde paylaştırabiliriz. Dolayısıyla P artı Q'nun toplamını istemişti bizden. Yani 5 artı 13'ten cevabımız 18 gelecek. Mesela ben burada herhangi birini 2 alsam birini 5 alsam aradaki fark 13 yapmıyor ya da diğer çarpan yapmıyor. O yüzden de değerleri bu şekilde aldık ve toplamları da 18 geldi. Dördüncü soruda sayıları arasında yalnızca bir tane asal sayı vardır. Buna göre bu asal sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi 3084 yani ne olabilir? Mesela 3085, 3086. E, burada 90'a kadar gideceğiz. 3087, 3088 ve 3089. Şöyle yazalım. 3089. Şimdi yine 3085, 5 ile burada bölünebileceği için asal sayı değil. 3086'ya baktığımız zaman 6 çift sayı zaten. Dolayısıyla buradaki 2'ye bölünebileceği için yine asal değil. 3087 e, rakamlar toplamına bakalım 10 18 gelecek 3'ün katı olduğu için yine 3'e bölünür asal değil 3088'e baktığımız zaman rakamlar toplamı burada e, 19 ama 8'den dolayı iki'ye bölünebilir çift sayı olduğu için yine asal değil 3089'a baktığımız zaman çift sayı değil yani ikiye bölünmez üçe bölünebilir mi rakamlar toplamı 3'ün katı da değil dokuzun katı da değil Son iki basamak 89 4'e de bölünmez. Aynı şekilde 8'e de bölünmez. Dolayısıyla asal sayımızı bulmuş olduk. Yani sayımız 3089 sayısı. Bizden bu sayının rakamlar toplamını istemiş. Topladığımız zaman da buradan 10 11 artı 9'dan 20 değeri geldi. Beşinci soru rakamları birbirinden farklı. Birer asal sayı olan 3 basamaklı bir doğal sayı 15 ile tam bölünebilmekte. ABC sayısı mesela 15 ile bölünebiliyorsa o zaman 5 ve 3 ile de tam olarak bölünecek. 5 ile bölünebilmesi için birler basamı ya 0 ya da 5 olması lazım. 0 asal sayı değil asal sayı olacak demişti o zaman birler basamağı kesinlikle 5 gelecek. Yani AB 5 sayısı olacak. Buna göre bu sayın alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark. Şimdi en büyük ne yazabilirim? A yerine yazabileceğim en büyük asal rakamımız 7 olabilir. Daha sonra burada 5 olduğu için B'yi de o zaman en fazla 3 diyebilirim. 735 gelir. Peki rakamlar toplamı 3'ün katı mı? Çünkü 3'e de bölünmesi lazım. 8, 15'ten 3'ün katı. Dolayısıyla en büyük sayıyı bulduk. En küçük için de A'ya 2 yazabilirim. Burası zaten 5. B'ye de 3 yazarsam eğer 235 yine e, yazabileceğim asal rakamlarla kullanabileceğim küçük bir sayı geldi. Ama 3'ün katı mı onu kontrol etmemiz lazım ki 10 geliyor toplamı. 3'ün katı değil. Başka ne yazabiliriz? 275 yazabiliriz mesela. Rakamlar toplamı yine 3'ün katı değil. Yine olmaz. E, 3'lü yazalım. Yani 300'lü yazdığımız zaman birler basamağı 3. Burada birler basamağı 5. Yüzler basamağı 3 olacak şekilde. Onlar basamağını da 2 yazabilirim. 325 rakamlar toplamı yine 3'ün katı olmadığı için yine yazamam. 375 dersek eğer rakamlar toplamı 15 3'ün katı. O zaman aradaki farkını alabiliriz artık. 735'ten 375'i çıkartacağız. Buradan aradaki farkımız şöyle diyelim 13 7'den 6 buradan da 360 değeri geldi. O yüzden de cevabımız D şıkkı oldu. Altıncı sorumuzda şekil 1'de bir kutucukta yazan sayı gösterilmiştir. Bu sayı görünmesin diye kutucuk şekil 2'deki gibi boyanmış. Menderes yan yana bir rakam Menderes yan yana birkaç rakam görünecek biçimde kutucuğun boyasını şekil 3'teki gibi kazınmış. iki basamaklı bir asal sayı görmüştür. Buna göre Menderes şekil 3'teki kazıma işlemini yan yana 4 rakam görünecek biçimde yapsaydı 4 basamaklı bir asal sayı görecekti. Buna göre Menderes'in göreceği bu asal sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi asal sayı olacak şekilde mesela bu kapatılmış. 2 ve 3'ü görmüş. O zaman buradaki değerimiz mesela 1 olabilir. Burada yine aynı şekilde sıralama da 4, 5, 6 şeklinde olacak. Şimdi iki tanesinde de değil de 4 tanesini tarasaydı. Yani mesela şunun tamamını almış olsaydı 1234 sayısı gelecekti ama 1234 sayısı zaten birler basamağı çift olduğu için 2'ye bölünebiliyor. Asal değil. Şöyle almış olabilirdi. Biri değil de 2, 3, 4, 5'i almış olabilirdi. 2, 3, 4, 5'i almış olsaydı bu da 5 ile bölünebildiği için yine bir asal sayı gelmezdi. Kazıma işlemini şimdi burada 4 rakam görünecek biçimde yapsaydı başka bir şekilde kaydırabilir. Yani 2'yi de almak zorunda değil. 3, 4, şöyle diyeyim, 3, 4, 5, 6'yı da almış olabilir. Burada da yine aynı şekilde mesela 6 ifadesi birler basamağı 6 olduğu için yine 2'ye bölünebilir. Bu da olmaz. 4, 5, 6, 7'yi almış olsaydı çift değil yani bir 2'ye bölünmez. Rakamlar toplamına bakalım. 9 artı burada 6'dan 15 artı 7'den 22 geldi. 3'ün katı da değil 9'un katı da değil. Aynı şekilde 67 sayısı son iki basamağı 4'ün katı değil 4'e de bölünmez. Dolayısıyla asal sayımızı bu şekilde bulmuş olurdu. 4 basamaklı asal sayı bulurdu. Bu asal sene rakamlar toplamını istemiş bizden. 9 artı 13'ten rakamlar toplamı da 22 geldi. 7. soruda P ve Q asal sayılar olsun. Aralarındaki fark yani mutlak değeri 2 ise P ve Q sayılarına ikiz asal sayılar denir. Tanıma göre verilen, verilen sayıların hangisi 2 iki ikiz asal sayının toplamı olarak yazılamaz. Mesela 6 sayısı yani 2 tane asal sayının toplamı 6 farkı ise 2 olacak şekilde gelmesi lazım. Mesela 12 sayısına ne diyebiliriz? Asallar mesela 7 ve 5'i düşünsem toplamları 12, farkları da 2 geliyor. Dolayısıyla bu şekilde yazılabiliyor. 24'ü ne olabilir? 11 ile 13 mesela. Toplamları 24, farkları 2. Bunu da yazabiliyorum. 60'a baktığımız zaman burada mesela e, ne diyebilirim? 23 ile Yakınında mesela bir 23, burada 24, 27, 29 ama toplamları burada 60 yapmıyor. Daha da büyütelim. Mesela 29 ile 31 olabilir aslında. Toplamları 60 aralarındaki fark da 2. O zaman 60 da kullanabiliyorum. 64'e baktığımız zaman mesela burada 31 dedik. Şimdi 60'tan biraz daha büyük olacağı için 31 ile bir sonraki asalını düşünelim. Bir sonraki asalımızda 37 gelecek. Toplamları 68. 64'ü geçti. Bu olmama ihtimali yüksek. 84'e bakalım. 37 ile mesela düşünelim bunda. 37 ile bir sonraki mesela 41 gelecek. Buradan 78. Biraz daha fazlalaştıralım. 41 ile bir sonraki asalımız 43 gelecek. Toplamları 84. Bunu da oluşturabiliyorum. Aradaki fark yine 2. O yüzden yazılamayan 64 oldu. 8. soruda yukarıda verilen yargılardan hangileri her zaman doğrudur? 7'nin katı olan bir tam sayının 1 eksiği 6'nın katı olur. Mesela 7'nin katı 14, 1 eksiği 13, 6'nın katı değil. Ardışık 3 tam sayının çarpımı 3'ün katıdır demiş. Şöyle düşünelim. Mesela 1, 2, 3 aldık. 3 çarpanı içinde mutlaka olduğu için 3'ün katı. 2, 3, 4 alsam yine 3 çarpanı var. 5, 6, 7 alsam yine 3'ün katı var. 10, 11, 12 alsam her türlü mutlaka 3 tanesinden bir tanesi mutlaka 3'ün katı geliyor. O yüzden ikinci öncülümüz kesinlikle doğru. Ardışık 4 tam sayının toplamı asal sayı olamaz demiş. Şimdi şöyle desem mesela x, x artı 1 e, artı diyelim x artı 2 artı x artı 3 4 tane asal sayı aldık. Top, 4 tane ardışık tam sayı aldık. Toplamına baktığımız zaman 4x artı 6. 2 parantezini alsak 2x artı 3 geliyor. Şimdi bu sayı asal sayı olamaz demiş. Asal yapabilir miyiz? Mesela x sayısı eksi 1 olsaydı burası 1 gelirdi. 2 çarpı 1'den 2 ve bir asal olurdu. Yani x yerine ben eksi 1 yazdığım zaman sayımıza bakalım hatta. Burada de bakalım direkt değer verilmiş halini de görelim. x eksi 1 olduğunda asal yapıyor. Eksi 1 o zaman burası 0 burası 1 burası 2. Bu değerleri topladığımız zaman iki sayısını elde ediyoruz. Dolayısıyla bir asal elde edebildik. Sonuçta bize hepsi tam sayı pozitif tam sayı olsun veya olmasın dememiş. Eksiler de olabilir sıfır da olabilir. O yüzden de bu ifadenin eksi 1 olma durumunda asal sayı geldiği için 3. öncü yanlış. Cevabımız da yalnız 2. 9. sorumuzda şekilde verilen küpte görünmeyen her bir yüzde asal bir sayı vardır. Şu altta var, arkada var ve bu arkada aynı şekilde var. Karşılıklı yüzlerdeki sayıların toplamı da birbirine eşittir. Buna göre görünmeyen yüzlerdeki sayıların toplamı nedir? Şimdi mesela 18 ile A'nın toplamı burası A olsun. Buradaki değerimiz e, alttaki B olsun. Pardon buradaki Alttakine A dedik. O zaman 35'in bu arkadaki kısma B demiş oldum. Yani 35 artı B geldi. 14'te de bu arkadaki de C olsun. 14'de de C'nin toplamı birbirine eşitmiş. Görünmeyen yüzlerdeki sayıların toplamı yani A, B, C'nin toplamını bizden istemiş. Ve bu sayıların eşit olması için A, B, C'ye asal sayılar vereceğiz. Şimdi 35'ten her türlü büyük olmak zorunda. Mesela ben B'ye en küçüğünü yazsak burada. B yerine 2 ye almış olsam 37. 37'yi sağlayabilmem için mesela 14 buradaki değerimizi 13 yazmam lazım. Pardon 23 yazmam lazım ki 37 gelsin. 23 asal sağlar. Aynı şekilde burada 18 37'yi sağlayabilmemiz için de burada 19 yazmam lazım ki yine aynı şekilde toplamları 37 gelsin ki 30 19 da asal. Dolayısıyla bu değerleri yazabildiğime göre bunların toplamını alacağım. Buradan 21 artı 23'ten de cevabımız 44 geldi. 10. sorumuza bakalım. 111'in karesi sayısının en büyük asal çarpanı A demiş. Hemen bulalım. 111 37 çarpı 3 demektir. Ve bunun karesi yani 37'nin karesi çarpı 3'ün karesi. En büyük asal çarpanı 37. Dolayısıyla A sayısı 37'ymiş. 42 üzeri 3 asal sayısının sayısının asal çarpanlarının sayısı B. Şimdi asal çarpanlarını ayırırsam 2 çarpı 3'ten 6 çarpı 7. Bunun 3. kuvveti. Yani 2 üzeri 3, 3 üzeri 3, 7 üzeri 3. Asal çarpanları 2, 3 ve 7 olduğu için 3 tane. O zaman B değerimiz de 3. A ile B'nin toplamını istediği için de cevabımız 40 geldi. 11. soruda x, y asal en pozitif tam sayıdır. A, B, 0 doğal sayısının asal çarpanları ayrılmış biçimde verilmiş. Buna göre toplam en çok kaçtır? Şimdi A, B, 0 sayısı x üzeri n çarpı y şeklinde verilmiş. Buna göre en çok değer bulacağız. Şimdi bir kere birler basamağının sıfır olmasını istiyoruz. Birler basamağının sıfır olabilmesi için bu çarpanlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela bunlar da x ve y asal olacak. Toplamın en çok olmasını istiyoruz ama sonuçta ben burada x sayısına büyük bir sayı alırsam eğer kuvvetini aldığım zaman 3 basamaklıyı da aşacak. Şimdi bunları hem en küçük sayılara yazalım ki en sayısı büyük olsun. Bir de çarpanın sonuçta 10 sayısının çarpanlarına baktığımız zaman 2 ve 5. O zaman bunlardan bir tanesini 2 bir tanesini 5 alırsam her türlü 2 çarpanıyla 5 çarpanı burada sonuç olarak birler basamağı çarpıldığında birler basamağının 0 elde ederiz. Burada e, 5 sayısını x'e yazmak mantıksız. Çünkü 5'in kuvvetlerini aldığımız zaman çok çabuk 3 basamakları geçecektir. O yüzden x yerine 2 yazsam 2 üzeri n, y yerine 5 yazsak. Burada bir, e, 3 basamaklı elde etmek için n yerine mesela burada e, 2 üzeri 2 yazsam yani 4 çarp 5 yazsam olmaz. 3 basamaklıya gelmek istiyorum 8 çarpı 5 olmaz. 5 demiş olsak en yerine 5 demiş olsak 32 çarpı 5 burada şöyle gelecek 3 çarpı 2'den yine aynı şekilde 3 basamaklı elde edecek aslında buradan 10 15 16 gelecek 160 daha da büyük yapabilir miyim sonuçta ben 3 basamaklı daha da büyük bir sayı elde elde edebilirim amacım zaten neyi büyük tutmak Şöyle desek daha fazla mesela 5 dedik burada 6 desek 64 7 demiş olsam 128 gelecek 128 çarpı 5 Yine birler basamağı her türlü sıfır geliyor. Buradan 40 geldi. 10 buradan 14. Buradan da 6 640 geldi. Yine 3 basamaklı. Daha da büyütebilir miyim? Mesela 8 yazmış olsam 258'den direkt 256 geldi. 256'yı 5 ile çarptığımız zaman her türlü 3 basamaklıyı aşıyor. Daha fazla büyük yazamam. O zaman en yerine en fazla 7 yazabiliyorum. Bu değerlerin toplamı 2 artı 7 artı 5'ten de toplam 14 oldu. 12. soruda A bir rakam olmak üzere A'dan büyük her bir rakamın A ile aralarında asal olduğu rakamların sayısı bu şekilde gösterilmiş. Şimdi A o zaman yerine 1 yazıldığına göre birden büyük her bir rakamın A ile aralarında asal olduğu rakam sayısı. Mesela 1 birden büyük 2 ile aralarında asal. 3 ile buradan hatta 9'a kadar aralarında asal. Dolayısıyla burada toplamda 8 tane sayı ile aralarında asal. Rakamların sayısı dediği için bu ifadenin cevabı 8 geldi. 2 ile yine 2'den büyük mesela 3 aralarında asal, 5 aralarında asal, 7 ve 9. Dolayısıyla buradan da o zaman toplamda 4 tane geldi. Bunların burasının değeri 4, burasının değeri 8 olduğuna göre toplamda 12 oldu. 13. soruda A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere ifadesinde eğer A ve B aralarında asal ise A üzeri B, asal değilse direkt 6 olarak sonuç verilmiş. Buna göre demiş mesela 2 ve 3 aralarında asal olmadığı için bu şekilde asal oldukları için bu şekilde yazılmış. Asal değilse 6 eşit. Denklemi sağlayan n sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi n ve 2 eğer aralarında asal ise n üzeri 2 olarak yazılacak ve burası 5n 4'e eşit. 2 ile aralarında asal olacak şekilde n sayısını ne yazabilirim? Mesela n yerine 1 bir yazsam 1'in karesi 1. 1 yazdığım zaman yine 1. 1 eşittir 1 geliyor. 1 de 2 ile aralarında asal. O zaman n sayısı 1 değerine olabilir. Bunun dışında aralarında mesela 2 olmaz. 3 üç aralarında 3'le ile aralarında asal. n yerine 3 yazsam 9. 9. 15 eksi 4'ten sağlamıyor. 5 olabilir. 5'in karesi 25. buraya 5 yazdığım zaman 21 geldi. Yine sağlamaz. 7 aralarında asal. 7'yi denediğim zaman 49. Burası 35 eksi 4'ten. Burası 31 geldi. Çok küçüldü. Demek ki gittikçe aralarındaki fark açılıyor. Dolayısıyla burada başka bir ihtimalimiz gelmiyor. Bir de asal olmama durumlarına bakalım. Asal değilse direkt sonuç 6 gelecekti. 6 eşittir 5'en eksi 4. Buradan da en değerimiz 2 gelir. 2 ile 2 aralarında şimdi burada şöyle gelmesi lazım. 2 ve 2 aralarında asal mı? Aralarında asal olabilmesi için farklı değerler gelecek. 2 ile 2 aralarında asal değil. İkisi de ortak olarak 2 sayısına bölünürler. O yüzden de en yerine demek ki 2 yazabiliyorum. Çünkü asal değilseydi zaten şartımız. En sayıdan alabileceği değerler toplamı dediği için de cevabımız 3 geldi. 14. soruda m bir doğal sayıdır. Eşitliğini sağlayan en küçük X doğal sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi M üzeri 5 içler dıştan çarpımı yaparsam 288 çarpı X geliyor. M üzeri 5 burasını 144 çarpı 2 desem hatta burası 12'nin karesi çarpı 2 diyebilirim. Yine aynı şekilde asal çarpanlara ayırmaya devam edelim. 2 üzeri 2 çarpı 3 diyebilirim. Yine 12 bunun karesi çarpı 2 geldi. 2'ye de dağıttığımız zaman 2 üzeri 4, 3 üzeri 2 2 üzeri 1 hatta burası 2 üzeri 5 gelmiş oldu. Sayımız 288 sayısını bu şekilde çarpanlarına ayırdık. Çarpı bir de x'imiz var. x en küçük x doğal sayısının rakamları toplamı demiş. Şimdi bu ifadede eşitleyebilmemiz için burada 5. kuvvet olduğuna göre bunları da 5'in kuvveti yapmaya çalışacağız. 5'in kuvvetleri 5 olmasını sağlayacağız. Mesela 2 üzeri 5 zaten bu tamam. 3 üzeri 2 verilmiş. Ben burada 3 üzeri 5 çarpımı bir de 3 üzeri 3'ümüz de olsaydı bunların çarpımından da 3 üzeri 5 gelirdi. Burası da 2 üzeri 5. Dolayısıyla m üzeri 5 bunlara eşit olduğuna göre şöyle düzenlenebilecek ve m bir doğal sayı gelecek. 2 çarpı 3'ün 5. kuvveti diyeceğiz ve m sayısı da buradan 6'ya eşit olacak. Sonuç olarak bir doğal sayı elde edebildik. Bunu sağlayan değer de ben bu ifadeyi 3 üzeri 3 ile çarparsam oluyor. Yani aslında x'in yerine 3 üzeri 3 yazdığım zaman bu ifadeyi sağlamış oluyorum. Yani aslında x yerine ben 3 üzeri 3 yazmış oldum. Dolayısıyla x değerimiz buradan 27 olduğu için rakamlar toplamı da 9'a eşit oldu. 15. sorumuzda iki basamaklı bir asal sayıda rakamlarının rakamların farkının mutlak değeri asal sayı ise. Şimdi AB sayısını aldık rakamları farkının mutlak değeri eğer asal sayı ise. İki basamaklı bu asal sayıya moz asalı denir demiş. A3 sayısı bir moz asalı olduğuna göre yani A3 sayısının rakamların mutlak değerinin farkı bir asal sayı eşit olmalı. A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi burada ne olabilir? Mesela arada çıkardığımız zaman A sayısının yerine yazabileceğimiz sayı iki basamaklı bir asal sayı. AB sayısı yani burada yazdığımız sayıda bir asal sayı olmak zorunda. Mesela ben 13 yazmış olsam bu sayıya bir asal. Aradaki farkı aldığım zaman 2. 2 de asal. Dolayısıyla A yerine 1 yazabiliyorum. 2 yazmış olsam 23 yine bir asal. Rakamların aradaki farkı ise 1. 1 asal değil. Bunu yazamam. A yerine 3 yazarsam eğer 3 burada 33 asal değil. 4 yazarsam 43 bir asal. Rakamların farkı ise 1 asal değil. 53 dersem yine asal. Aradaki fark 2 asal. O yüzden A yerine 5 de yazabiliyorum. 63 dersem asal olmaz. 73 diyebilirim asal. Aradaki fark ise 4. Asal değil. 83 dersem asal. Aradaki fark 5. 5 de asal olduğuna göre A yerine 8 de yazabiliyorum. Bunun dışında 9 yazarsam 93 sayısı asal diye yazamam. Daha fazla bir rakam yazamadığımız için A yerine gelebilecek değerlerimiz bunlar. Toplamları da 14 oldu. 16. soruda aşağıdaki birim karelerde oluşan tabloya 1'den 20'ye kadar olan sayma sayıları yazılmış. Bu tablonun birinci satırı A birim sağ, ikinci satırı B birim sola kaydırılacaktır. Ve kaydırma işlemlerinden sonra mavi renkli bölgeye kesişim bölgesi denilmiş. Bu bölgedeki her sütunda kaç asal sayı olduğu sütunun altına not edince bu şekilde bir sayı çıkmış. Ve kaydırma işleminin kodu olarak ifade verilmiş. A2B3 için yapılan kaydırma işleminin kodunun rakamlar toplamı nedir? Şimdi burada biri bir diğeri bir toplam 2. O zaman iki tarafta da iki tane artmış aslında. Bunların toplamı 2 ve 3 toplam 5 olduğuna göre burada 5 tane, burada 5 tane olacak. Yani şöyle diyelim. Mesela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dedik. Bu tarafta 5 tane olacak. O zaman şuradan itibaren bitmiş olacak. Burada da o zaman e, yine aynı şekilde dışarıda 5 tane kalacağına göre burada da 20 ile başlayacak. 19 18 17 ve 16 olacak. Burada yine aynı şekilde 15, 14, 13, 12, 11 şeklinde 5 tane de bu tarafta oluşacak. Ve kesişim bölgesi o zaman bu. Buna göre sütündeki bize her sütun altında kaç tane asal sayı olduğunu yazacağız. 1 ile 16'ya baktığımız zaman burada asal sayımız yok. 2 ve 17'ye baktığımız zaman 2 tane asalımız var. 3 ve 18'de 1 asalımız var. 4 ve 19'da 1 asalımız var. Burada da bir tane asalımız olduğu için 1 geldi. Rakamlar toplamını istemiş bizden. Bu sayının rakamlar toplamından da cevabımız 5 oldu. 17. soruda A pozitif tam sayı olmak üzere A sayısı tüm asal bölenlerinin karesine de tam bölünüyorsa bu sayıya kareli asal denir. Asal bölenler 2 ve 3 olan 3 basamaklı en küçük kareli asal sayının rakamlar toplamı nedir? Şimdi tüm asal bölenlerinin karesine de tam olarak bölünecek. Mesela asal bölenleri 2 ve 3 karesine yani sayı 2 ve 3 ile bölünüyor. Karesine de yani 4'e de 9'a da tam olarak bölünmesi lazım. En küçük 3 basamaklı bu sayıyı bulmamız gerekiyor. Şimdi içinde o zaman mutlaka bir 9 çarpan olacak, 4 çarpan olacak. Zaten aynı şekilde 4'e ve 9'a bölünüyorsa 2 ve 3'e de zaten bölünür. Şimdi çarpımlarından bir 36 sayısı mutlaka gelecek. 36'nın katları olursa eğer 3 basamak sayıyı elde edeceğim. 36'nı mesela 3 katını aldık. 108 sayısı geldi. 108 sayısı dediği gibi hem 4'e 9'a 3'e ve 2'ye bölünebilir. Bu sayının rakamlar toplamını istediği için de 8 artı 1'den cevabımız 9 geldi. Evet arkadaşlar böylece 3. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve aynı zamanda videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.